Merhaba, ben Ufuk Sümer. Bugün Enes Workbench'te zamana bağlı bir yapısal analiz çalışması yapacağız. Bunun için sekmelerdeki Transient Structural sekmesini çift tıklıyorum. Ve Transient Structural şemasını açtım. Buradan Geometry'yi sağ tıklıyorum. Import Geometry ve Browse diyorum. Buradan parçamı çağıracağım. Caster Test 2 parçamı açıyorum. Modelin üzerine gelip sağ tıklıyorum. Edit deyip parçamı Mechanical sayfasına çağırıyorum. Evet, parçamın gelmesini bekliyorum. Evet, parçam geldi. Burada amacımız bir engelin isabetine maruz kalan bir tekerleğin dinamik tepkisini belirlemek olacak. Öncelikle şuradaki parçalardan birini ortadan kaldıralım. Geometriyi şuradaki artı ikonuna tıklıyorum, geometrinin hemen yanında. Ve geometri unsur ağacını açıyorum. Şurada solid olarak belirtilmiş. Şu yukarıdaki solidi sağ tıklayıp suppress body diyorum. Ve bunu gizledim. Bu engeli ortadan kaldıktan sonra solidleri isimlendirelim. Buradaki rename deyip solidi sağ tıklayıp rename dedik ve engel diyelim. Ve tekerlek olarak sağ tıklıyorum. Rename diyorum. Tekerlek olarak isimlerini değiştirdik. Daha sonra bu iki cisim arasında ilişki vereceğim. Bunun için burada connections var. Buradaki connections'ı şurada kontağa tıklıyorum. Ve frictionless diyorum. Buradan şurada kontak yani temas eden ve target temas bölgesi yani hedef. İlk olarak kontak kısmı şu yüzeyi olarak belirleyeceğim. Face ve şu yüzeyi apply diyorum kontağa. Yani temas eden yüzey. Ve target hedefi için şuradaki iki yüzey, şunu ve şu yüzeyi seçiyorum, kontrolle. Daha sonra target'ı apply diyorum ve hedef yüzeyi de belirlemiş olduk. Bunlar frictionless, sürtünmesiz yüzey olarak belirledik engel ve tekerlek arasındaki temas bölgelerini. Şimdi bu tekerlek üzerine bir ağırlık bırakarak bu tekerleğin maruz kalacağı gerilme ve tepkilere bakacağız. Bunları simüle edeceğiz. Ve düşen ağırlığın tekerlek üzerindeki etkisini göreceğiz. Ve şimdi mesh diyelim. Sağ tıklayıp generate mesh diyelim. Mesh yapısını oluşturduk. Aynı zamanda engel ve tekerleğin malzemesinin yapısal çelik olarak kalmasını istiyorum. Buradaki static structural gördüğünüz gibi tekerlek için de aynı şekilde malzemenin yapısal çelik olarak kalmasını istiyorum. Daha sonra birimleri de metrik olarak değiştireceğim. Milimetre olmasın, metrik olarak belirtelim. Daha sonra transient kısmına geliyorum. Buraya tıklayıp support diyorum ve fix support seçiyorum. Sabit düzlem, sabit destek. Şuradaki 400'ü kontrolle seçtim ve apply dedim. 400'ü fix support olarak belirttim. Daha sonra şurada yine support
Frictionless Support diyorum. Şu yüzeyleri de kontrolle seçip Fix Support, Frictionless Support diyorum. Yani sürtünmesiz bir düzlem olmasını istiyorum. Evet. Burada şöyle yapalım. Şunu biraz daha şu tarafa getirelim. Ardından initial conditions başlangıç şartları var. Buraya tıklıyorum ve velocity diyorum. Yani hız. Burada geometriyi şu şekilde belirliyoruz. Düşen parçanın düşen parçaya hız vereceğiz. O yüzden body diyorum. Burada ağırlık ya da engel olarak belirttiğimiz parçayı seçiyorum ve apply diyorum. Ardından define by'da vektörü components olarak belirliyorum. Ve aşağı doğru bir hızla gelmesini istiyorum. Ve x ekseni olacak. X ekseninde 10 metre bölü saniye hızla inmesini istiyorum. Daha sonra transient'ı tıklıyorum. Buradan inertial'dan burada acceleration, ivme, rotational velocity ve standard earth gravity. Yani standart yer çekim ivmesi. Bunu tıklıyorum. Bir yer çekim ivmesi vereceğim ama yer çekim ivmesi z ekseni yönünde, eksi z ekseni yönünde. Bunu değiştirmem gerekiyor. Bunun için direction yön kısmı eksi z olarak belirtilmiş. Buna tıklıyorum. Ve burayı artı x olarak değiştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi artı x yönünde yani aşağı doğru bir gravity yer çekimini de hesaba katacağız. Analysis settings'e geliyorum. Bir de şurada contacts frictionless demiştim. Evet, burada bir de yapmamız gereken bir işlem daha var. Update stiffness yani güncelle stiffness sertliği. Burada program kontrollü. Bunu each iteration her iterasyon için diyoruz. Daha sonra analysis settings bölümüne geldik. Burada number of steps adımların sayısını 1 olarak bırakıyorum. Current step number şu anki step sayısı yine 1 olacak. Step end time bitiş zamanı adımı bunu 0,001 saniye olarak yani saniyenin binde 1 olarak belirttim. Ardından burada initial time step var. Yani başlangıç zaman adımı. Bunu 0,001 diyelim. Şu şekilde belirtelim. Ardından minimum zaman adımı ve maksimum zaman adımını gireceğiz. Bunu 3e-5 olarak giriyorum. Burada da maksimum zaman adımını 2e-4 olarak girdim. Ve analysis settings'i tamamladık. Zaman saniyenin binde biri şeklinde biz analizimizi yapacağız ve o şekilde analizimizi simüle edeceğiz. Sonuçları göreceğiz. Solution'a tıklıyorum. Deformation diyorum. Total deformation. Ardından stress. Equivalent Von Mises stresini istiyorum. Maximum shear stress yani maksimum kayma gerilmesini de alabiliriz. Tools'tan stres tool diyorum. Safety'yi görmek için. Ve ardından solution üzerine gelip sağ tıklayıp solve diyorum. Çözümleri bekliyoruz. Çözümlerin sonuçlanması biraz zaman alıyor.
Evet, çözümlemeyi bitirdik. Total deformation'a bakıyorum. Çok metre olarak verilmiş yalnız. 0,002 metre. Bunu değiştirmek istiyorsak units diyelim. Milimetre olarak görmek istiyorsak 2,42 milimetrelik bir yer değiştirme var. Bunu şöyle analizini yapabiliriz. Şöyle parçanın tekerleğin üzerine düşmesi ve tekerleğin bur engelin ağırlığına maruz kalması ve verdiği dinamik tepkiyi görüyoruz. Equivalent stress, eş değer gerilme. Bunun da 396 megapaskal olduğunu görüyoruz ve maksimum gerilmenin nerede olduğuna bakalım. Maksimum gerilme şu şekilde bakalım. Evet, şu noktada maksimum gerilmenin olduğunu ve 396 megapaskal olduğunu görüyoruz. Maksimum kayma gerilmesinin 219 megapaskal bir kuvvet olduğunu görüyoruz. Şöyle simüle edelim. Ve stres tool'a bakıyorum. Safety faktör. Safety faktörün 0,63 olduğunu görüyorum. Kırmızı bölgede ve 0,63 emniyet olması gereken emniyet değerinin altında. Yani parçamızın kırıldığını bize söylüyor. Evet, şöyle bakarsak şurada modelimizin parça yani engel tekerleğe çarptığı andaki görüntüyü ve bu görüntüde kırmızı olarak gösterilen parçanın o noktadan şu noktalardan kırıldığını görebiliyoruz. Evet, 0,6. Ya bunun için parçanın malzemesini değiştirebiliriz ya da hızı belki düşürebiliriz. Bu şekilde daha safetiyi yukarı çekebiliriz. Yani güvenlik katsayısını, emniyet katsayısını yukarı çekebiliriz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere.